Bir günde şu ailede bir şey normal olsa. Hala inanamıyorum ya. Adam gidip resmen evlenmiş. Hiçbir şey öğretememişim ben bu çocuğa, hiçbir şey. Sakin ol. Dedem nasıl acaba ya? Ben de merak ediyorum ama cesaretim yok ki gidip bakmaya. Şeref Hanım, Mehmet Fikri Bey Berk Bey'i odasına çağırıyor. Yalnız konuşacakmış. Tamam, ben çağırırım. Ben de geliyorum. Kıyamet asıl şimdi kopacak. Üzülme, tamam mı canım? Her şey düzelecek. Umarım. Bu evliliğin bizi mutlu etmesi lazımdı Berk. Ama şimdi sen benim yüzümden ailenle karşı karşıya geldin. Biz çok mutlu olacağız canım. İsterse bütün dünya karşı çıksın. Anladın mı? Biz çok mutlu olacağız. Berk. Dedem seni çağırıyor. Yalnız konuşmak istiyor. Tamam, sen burada kal, tamam mı canım? Berk, ne olur çabuk gel. Tamam. Berk. Bak, dedemle sakin sakin konuş. Ve yaptığın için özür dile. Alttan al. Daha fazla karışmasın ortalık. Ben nasıl davranmam gerektiğini biliyorum kuzen. Dede. Otur oğlum, konuşalım. Konuşmayacak mısın Berk? Ben söyleyeceğimi söyledim dede. Evlendim ve yaptığım bu davranışın da arkasındayım. Konuşma sırası sende dede. Bizi destekliyor musun, desteklemiyor musun? Oğlum, ne gelini tanıyoruz ne ailesini. Geçmişlerini de bilmiyoruz. Böyle bir şey nasıl yaparsın oğlum? Kendi başına, kimseye haber vermeden nasıl evlenirsin? Dede, çok ani oldu. Peki niye bize sormadın? Niye bize haber vermedin? Her şeyin bir adabı, bir yolu, yordamı vardır. Böyle mi öğrettik sana? Böyle mi gördün bizden? Hayır ama... Bu yaptığın saygısızlık değil mi sence? Büyüklerini ezip geçmek değil mi? Sana emek veren insanlara, büyütüp okutan insanlara bu kadar mı saygın yok yani? Ne yaptık da bu saygısızlığı hak ettik evladım? Söylesene. Dede, bu evde asıl saygı görmeyen bir kişi varsa o da benim. Ne demek sensin? Hiçbir zaman seni ezmedim. Bugüne kadar yaptığım her şeye karşı çıkıldı. İsteklerimin, duygularımın önemi olmadı hiçbir zaman dede. Hep engellendim, hep. Hayatımda bir kez kendi başıma karar verdim ve verdiğim bu kararla da çok mutluyum dedeciğim. Yanlış yaptığımı da düşünmüyorum. Şimdi siz de bir kez olsun bu kararıma saygı gösterin ve bu evliliğime onay verin dede. Benim iznim alınmadan yapılan bu evliliği kabul etmemi bekleme. Yani Didem'i gelinin olarak kabul etmeyecek misin dede? Belki imza atılmadan elime öpseydi kabul ederdim. Ama şimdi onayım alınmamış bir evliliği desteklemem mümkün değil. Anladım dede. O zaman burada kalmamın da bir anlamı yok dedeciğim. Berk, ne oldu? Ne konuştunuz? Ne konuştunuz? Berk, konuşsana. Dedem size anlatır ne konuştuğumuzu. Hayda. Bu hep böyle uyuz muydu ya? Ya Allah aşkına sus sen de bunlar ya. Hadi gel hayatım. Tamam. Yürü Didem, gidiyoruz. Gidiyor muyuz? Yürü Didem, yürü. Nereye ben? Nereye oğlum? Gidiyorum abi. Nereye gidiyorsun nereye? Oğlum? Berk, hiçbir yere gitmiyorsun. Bu meseleyi konuşup halledeceğiz. Halledecek bir şey yok Onur. Ben anlayacağımı anladım. İstenmiyorum bu evde ya. Ya Berk, saçmalama Allah aşkına. Herkes seni çok sevdiği için bu kadar tepkili. Ya bir sakinleş önce, meseleyi sakin kafayla çözelim. Hadi geç içeri. Hadi Berk, Berk, boş ver ya. Allah aşkına ya. Güvenip sevip saydığım insanlar artık benim yanımda değil. Bu yüzden burada kalmamın bir anlamı yok. Artık yok benim. Berk, Berk saçmalama. Berk, Allah aşkına. Berk. Berk. Kahret. Of. Yavaş Berk, düşeceğim şimdi. Berk, dinlesene, delirdin mi? Nereye gidiyorsun?
gidiyoruz. Bilmiyorum Didem, anladın mı? Yürü. Allah'ım, delirmiş bu çocuk. Ah, babam iyice mahvolacak. Nereye gittiler acaba? Bırakın, sokakta kalmazlar, merak etmeyin. Bunu evlenmeden önce düşünecekti. Ya Mehmet, arkalarından gidelim ne olur. Ya boşver Gümüş, duymadın mı dediklerini? Ya sinirli olduğu için öyle söyledi Mehmet. Gümüş haklı. Ne olur ne olmaz. Ben arkalarından gideyim en iyisi. Oğlum, bize de haber et ha. Tamam anne. Oh. Ay Orhan, ya kim bilir ne kıyametler kopuyor yukarıda. Yani Mert'in de yaptığı işmiş şimdi hayatım. Takmış koluna kızı, gelip ben evlendim diyor. Olacak şey mi bu? Ha, öyle diyorsun da biz de öyle evlenmedik mi kocacığım? Canım o başka, bu başka. Ama şimdi düşünsene kızımızın gelip sana ben evlendim dediğini. Saçını başını yolarım valla. Ben kızımı kendi ellerimle gelin edeceğim. Ya insanın çocuğu olunca başka oluyor işte. Ay haklısın valla. En çok da Mehmet Fikri Bey amcaya üzülüyorum ben. Allah sabır versin. Amin Rukiye, amin. Dedeciğim. Baba. Neler olduğunu anlatmayacak mısınız bize? Bunları sonra konuşuruz kızım. Başım çok ağrıyor. Gidip erkenden yatacağım. Hepinize iyi geceler. İyi gece geceli. Tamam canım. Benim yerimde sen olsan ne yapardım ben? Ablam bana demediğini bırakmadı. Ya canım, onun ne düşündüğü önemli değil ki. Boş ver, takma kafana. Bahar biraz fevridir. Sinirlenince nerede durması gerektiğini bilmez. Bu sefer iyice dozunu kaçırdı Onur. Biliyorum, biliyorum. Ama birkaç gün geçsin, insanlar bu duruma alışacaktır. Şimdi herkes duygularıyla davranıyor. Mantıklar işin içine girsin, durum değişecektir, inanın bana. Değişen bir şey olmayacak Onur. Artık Didem ve ben bir başımızdayız. İyi de ne yapacaksınız? Gidecek bir yeriniz var mı? Bize gidelim Berk. Ama aileme bu durumdan bahsetmeyelim, olur mu? Tamam canım, tamam. Berk, bir şeye ihtiyacınız olursa arayın, tamam mı? Sağ ol Onur, sağ ol. Mutlaka ara beni. Olur.